Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Araplar ve Türkler birbirine nasıl düşman oldular? Aslında yaptığımız hataları, kusurları, günahları başkalarını bahane ederek örtmeye çalışmak bir Müslümana yakışmaz. Hatasını mertçe söyleyebilmeli, şu hata yaptım diyebilmeli. Bu açıdan Müslüman her zaman uyanık olmalı. Şeytanın ve şeytan gibilerin oyunlarına ve tuzaklarına asla düşmemelidir. Bununla beraber her Müslüman bu tür oyunları ve tuzakları, tarihte Müslümanların ve İslam devletlerinin düştükleri tuzakları ve oyunları da bilmeli ki aynı hataya, aynı tuzağa düşmesin, aynı oyuna gelmesin. Bu açıdan soruyu tarih penceresinden seyretmekte fayda görüyoruz. Avrupa, İslam aleminde bir taraftan parçalamak ve ayırmak için faaliyetler yaparken, diğer taraftan da casuslarıyla, elemanlarıyla planlı bir proje yaptırır. Bu casuslarına, bu elemanlarına kendi aralarında ciddi bir planla bir mesai tanzimi yaptırır. Bunların bir kısmı Türkçü olarak çalışmışlar, Türk taraftarları, Türk aşığı, Türk meftunu olarak görülmüşler. Türklerin tarihinin, folklorunun, hayat tarzının en inceliklerine kadar inerek böylece Türklere ait her şeyin hayranı olmada ırkçı olan bir Türk'ten bile ileri gitmişler. Bir o ırkçılardan bile ileri ırkçı olmuşlar. Diğer bir kısmı ise Arapçı olarak ortaya çıkmış. Gayesine hizmette ırkçı, aşiretçi bir Arap'tan daha ileri gidebilmiş. Aynen bunlar gibi bir kısmı İranlı olarak, bir kısmı Berberici olarak, bir kısmı da başka bir ırkçı olarak ortaya çıkmış. İslam alemini böyle parçalamada dessasane çalışmışlar. Ve halen de çalışmaktadırlar. Örneğin İngiliz edip ve tarihçisi olan Arnold Toynbee'nin tavsiyeleriyle İngilizler Osmanlılarda ilk olarak dönme ve Siyonistlerin ortaya attıkları Turancılık ve Türkçülüğü istismar ederek, dikkat edin, Arapları Türklere karşı düşman etmede yoğun gayret gösterdiler. Hatta bunlar ittihatçıların büyük bir hassasiyetle üzerinde durdukları ve Hristiyan emperyalistlere karşı gerçekleşmek istedikleri Araplar ve Türklerin birleşmesinden meydana gelen İslam cephesini de aynı dessas taktikleriyle, oyunlarıyla ve tuzaklarıyla ne yazık ki engellediler. Neticede Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına muvaffak oldular. Avrupalılar, özellikle İngilizler, ırkçılığı, kavmiyetçiliği siyasi emellerine uygun bir şekilde Arapların safında yer alarak Türkçülüğün Araplara ve İslam'a düşman olduğunu işleyip gayelerine varmak istemişlerdir. Nitekim bu taktiklerini şu tarihi vesikada açıkça görmek mümkündür. Arnold Toynbee'nin İngiliz devletine verdiği istihbarat raporunda şöyle der. İttihatçıların Arap ve İslam düşmanı oldukları temaları Arap dünyasındaki Türk aleyhtarı propaganda faaliyetlerimizde oldukça işimize yaramıştır. Bakın, aynı hileler, aynı tuzaklar bugün de devam ediyor. Bu açıdan merhum Mehmet Akif'in şu sözünü kulağımıza küpe yapalım. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?